Herkese merhaba. Türk Toraks Derneği Halk Sağlığı Söyleşisi'nin bir tanesine daha hoş geldiniz. Ben Doktor Nilüfer Erkaç, Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Yürütme Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda İslam Tövbe Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi COVID İzlem Kurulu üyesiyim. Bugün sizinle Türkiye'deki, dünyadaki ve İstanbul'daki pandemileri konuşacağız. Yaklaşık dünyada 12 aydır, Türkiye'de de 8 aydır da COVID pandemisiyle uğraşıyoruz. Son 100 yılın en büyük pandemisi aslına bakarsanız. Yanımdaki konuğum çok değerli bir konuğum. O da Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları Çalışma Grubu'ndan Doçent Doktor Osman Elbek. Osman Hoca aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği COVID İzlem Kurulu üyesi. Osman, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Nilüfer. Evet, dünyadan başlayalım. Bugün toplantıya başlamadan önce Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasına baktım. Son vaka sayısı olarak bildirilen rakam 61 milyonu geçti tüm dünyada. Ölümler de ne yazık ki 1 milyon 400 binin üzerinde. Daha önemlisi yeni vaka sayısı bir dönem ki 200 civarındaydı. Şu anda yeni vaka sayısı 500 bine kadar ulaştı. Yani aslında tüm Türkiye'de ve dünyada görülen bahar aylarındaki ve yaz aylarındaki iniş trendi ülkelerle değişmekle birlikte tekrar çıkışa doğru çıkmaya başladı. Osman, dünyadaki bu akışa ne dersin? Avrupa'da neler oluyor? Bu konuda senden görüş istiyoruz. Tabii görebildiğim kadarıyla paylaşmaya çalışayım. Öncelikle bu pandemide Yeni Zelanda'da yaşamak istediğimi söylemem lazım. Gerçekten çok başarılı bir mücadele yaptılar. Demokrasilerinden vazgeçmeden yurttaşı koruyan, devletiyle birlikte yurttaşın sağlığını öncelikle düşünen bir politik tutum sergilediler. Ve bugün itibariyle Avustralya, İzlanda, Yeni Zelanda, hani bunların bir kısmına Güney Yarımküre olduğu için rahat diyebiliriz ama Singapur, yoksul Vietnam, Tayland, Tayvan, bunların bir pandemi sorunu yok. Yani aslında bu ülkeler pandeminin bu kadar yoğun hastalığın ve bu kadar ölümün kader olmadığını, bu işin fıtratında falan olmadığını çok güzel gösterdiler. Onun yanı sıra batıda Belçika, İsrail, Çin hemen hemen sorunsuz. İsrail çok kötüydü bir dönem. Milyon nüfus başına en yüksek hasta yoğunluğuna sahipti. Ama 3 hafta kapanarak bugün sorununu hemen hemen halletmiş gibi bir ülke. Bu yüzden onlardan alınabilecek dersler var. Biz de diğer ülkelerle, kıta Avrupa'sındaki ülkelerle birlikte sorun yaşıyoruz. Ama bunun mutlak olmadığını, kader olmadığını özel olarak vurgulamam lazım. Genel olarak baktığım zaman olgu ve ölüm oranlarında Dünya Sağlık Örgütü biliyorsun haftalık yayınlar. Afrika şu an artışta, en fazla artış oranıyla. Olgularda yaklaşık %15, ölümlerde %30 artmış durumda. Amerika hemen arkasından geliyor. Hem olgu hem ölüm oranlarında artış var. Avrupa geçen hafta itibariyle olgu sayılarını azaltabilmeyi başardı. Ama özellikle yaşlı nüfus olması nedeniyle ölüm sayıları hala problemli gibi. Ülke olarak bakarsak yine Dünya Sağlık Örgütü'nün 7 günlük verilerine göre geçen haftayı birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri günlük 160 küsür bin olguyla tamamladı. Arkasına hemen Hindistan, İtalya ve Brezilya geldi. Ama son haftaya genel olarak baktığımız zaman bu sıralamada iki değişiklik var. Birincisi yine Amerika, arkasında Hindistan geliyor. İtalya olgu sayısını baskıladı, o yüzden aşağılara düştü. Brezilya 3. sıraya yerleşti ve beklenen oldu. Türkiye gerçek vakalarla birlikte dünyanın 4. sırasına ne yazık ki yerleşti. Dünya fotoğrafını ben böyle görüyorum gibi. Kapalı. Hemen sesimi açıyorum. Yeni Zelanda deyince bir kadın devlet başkanının olduğu bir ülke bu. Bu anlamda bir kadın olarak bundan onur ve gurur duyduğumu söylemeliyim. Belki kadınların temsiliyetine daha fazla ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'ye bakalım.
Türkiye'de de biraz önce yine son verilere baktım, bir yanlışlık olmasın diye. Türkiye'de vaka sayısı olarak 481 bin vaka var. Son 24 saatte de 171 bin yaklaşık test yapılmış. Son hasta sayısı da 6592 gibi. Aslına bakarsanız işte tüm vaka sayısını ve ayları böldüğümüz zaman ortalama Türkiye'de 2000 vaka falan oluyor günde döküme baktığımız zaman. Bu anlamda 6000 sayısı bu zamana kadar hiç alışkın olmadığımız bir rakam. Biliyorsunuz ki ilk vaka 11 Mart'ta resmi olarak açıklanmıştı. İlk ölümlü vakayı da 17 Mart'ta vermiştik. Nisan'da tüm Türkiye'de pik olmuştu ama o zaman bakanın deyimiyle İstanbul Türkiye'nin Wuhan'ı olmuştu. Vakaların da yaklaşık %60'ı İstanbul'daydı. Daha sonra vaka sayıları İstanbul'da biraz daha azaldı. Tüm Türkiye'de de biraz daha azaldı. Hatta Temmuz zamanı gibi ölüm sayılarımız 20'nin altına kadar düştü. Vaka sayıları azaldı. Ve bölgeler biraz daha İstanbul değil, daha İç Anadolu işte yerlerine doğru kaydı. Ama ne yazık ki Eylül sonu Ekim itibariyle tekrar Türkiye'de vaka sayıları artmaya başladı. Yine aynı şekilde bakanın deyimiyle İstanbul Türkiye'nin COVID anlamında başkenti oldu. Türkiye'deki bu eğilimi nasıl değerlendirirsin? Salgın halen hep şu konuşuluyor aslında. Birinci pik, ikinci pik, ikinci pikin üçüncü yarısı falan filan. Ben ama salgın eğrisine baktığımız zaman diğer ülkelerdeki gibi bir sönümlenme, tümden sönümlenme gibi bir eğri görmüyorum. Aslında Nisan'da çok büyük bir artış var. Pik orada yapılmış, sonra azalmış ama tekrar Eylül sonu, Ekim ve Kasım itibarıyla ki Kasım'ın eğrisi sanki Nisan'ı geçmiş gibi görünüyor. Böyle bir eğri var. O anlamda birinci dalganın ikinci piki diye yorumlarım. Bir, hani Türkiye'de salgını nasıl değerlendirirsin? İki, bu pikler ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir önemi var? Bu konuda da senden bilgi istiyoruz. Yani Nilüfer şöyle düşünüyorum. Verileriniz gerçek değilse pikleri sayamazsınız. Türkiye'nin verileri gerçek değildi. O yüzden pik sayamıyorum. Muhtemelen 2, 3 ve daha fazla pik olabilir. O yüzden piklere dair bir yorum yapamayacağım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nisan ayında başlayan birinci dalganın ilk pikini bastıramadık ve peşi sıra hala ilk dalganın içerisinde yuvarlanıp gittik. Ne zaman kaybettik biz bu süreci derseniz ben tarih itibariyle 11 Mayıs 2020 derim. 11 Mayıs'ta Türkiye alışveriş merkezlerine tamamen normalleştirdi ve açtı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 13 Mayıs'ta temel üreme katsayısının bakan 1,56 olduğunu söyledi. Yani birin üstündeyken bir insan birden fazla kişiye bu bulaşı arttırırken, bulaştırırken hastalığı biz 2 gün önce alışveriş merkezini açmıştık. Epidemiyoloji bilimi ne diyordu? Birin üstündeysen son yaptığın adımı geri alacaksın. Açılış da yanlıştı alışveriş merkezi. 13 Mayıs'ta 1,56'yı gördüğümüzde kapatacaktık. Kapatmadık. Ondan sonraki rakamların hepsi gerçeği yansıtmayan sadece masa başında düzenlenmiş rakamlardı. Şimdi en son açıklanan 29-30 bin sınırındaki rakamların da filtreden geçtiğini görüyoruz. Şu gerçek, ben aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi olduğum için pek çok mikrobiyoloji laboratuvarından da data alabiliyoruz. Bugün itibariyle Türkiye ortalamasını söyleyeyim, test pozitifliğimiz %25-30 sınırında. Bunun anlamı şu, eğer son 24 saatte 171.113 test yapmışsak, bunun %25'i dersek 42 bin, %30 dersek 51 bin civarında olgumuz, hastamız, vakamız ne derseniz hangisini kullanırsanız olması lazım. Halbuki açıklanan 29.845 bir filtrasyona tabi tutulmuş. Bu veriyi doğrulayan bir başka elimizde kanıt var. Türk Tabipleri Birliği'nin aile hekimliği verileri. Aile hekimlerinden filyasyon nedeniyle anket verisi olarak topladığımız zaman rakam 47 bini gösteriyordu. Tam da bu 42 bin 51 bin rakamına karşılık geliyor. O yüzden biz bugün itibariyle rahatlıkla diyebiliriz ki bugün itibariyle, Kasım sonu itibariyle Türkiye'de PCR pozitif hasta sayısı 42 bin ile 51 bin arasında değişmekte.
Evet, bu da ciddi bir oran. Tabii bulaşı da düşündüğümüz zaman, yani 2,3 kişiye bulaştırdığını düşündüğümüz zaman, aslında gerçek bir kapanma uygulanmazsa, bu hani bir 14 gün sonra, bir hafta sonra ya da bir ay sonra bu sayının çokça arttığını, logaritmik olarak artacağını söylemek mümkün. Bu anlamda projeksiyona göre değerlendirmek gerekiyor, önlemi almak gerekiyor diye düşünüyorum. İstersen biraz da ölümlere bakalım. Dün itibariyle, bugün olguları henüz açıklanmadı. Türkiye'de toplam ölüm sayısı 177 olarak açıklandı. Ağır vaka sayısı da 4816 olarak açıklandı ki bu ağır vaka sayısı anlamında Türkiye dünyanın beşincisi sıralamasında. Ağır vaka bir hekim hiçbir zaman ve bir sağlık çalışanı hiçbir zaman ağır vakayla karşılaşmak istemez ki COVID gibi tedavisini henüz bilmediğimiz, tedavisiyle ilgili çok karmaşanın olduğu bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bu anlamda ağır vaka sayısını yüksek görmek bir hekim olarak beni çok endişelendiren bir durum. Bu hani ölümler hakkında ne düşünürsün? Başka ölümlerle ilgili de bir takım sıkıntılar var biliyorum, sayılarla ilgili ki onlar sayı değil. Hepsi bizim canımız. Türk Tabipleri Birliği bugün itibariyle 187 sağlık çalışanının ölümünden bahsetti ki Dünya Sağlık Örgütü diyor ki eğer sağlık çalışanınız hastalanıyorsa siz salgını kontrol edemiyorsunuz. Hem sayınız artacak, test sayınızın artmasıyla birlikte vaka sayınız azalması gerekiyor. Hem de sağlık çalışanınızın enfekte olmaması gerekiyor. Bu anlamda biz her gün bir sağlık çalışanın ölümüyle, haberleriyle üzülüyoruz. Bu konuda ölümlerle ilişkin ne söylersin? Bu konuda da bakışını merak ediyorum doğrusu. İstersen ölümlere hani COVID'e bağlı veya COVID dışı tüm ölümlere, ekstra ölümlerle başlamak lazım. Yani son 5 yıl içerisindeki ölüm dinamiğine kıyasladığımız zaman o dinamiğin dışında fazladan ne kadar ölüm oluştu? Sayın Yaman'ın çalışması sosyal medyaya da yansıdı. 16 büyükşehir ve 3 il merkezinden aldığı verilerle bu dönemde yani 11 Mart'tan 10 Kasım'a kadar toplam 29.683 fazladan ölüm var ekstra. Bunu Türkiye'nin tüm illerine projekte ettiğimiz zaman bu dönemde 53 bin fazladan ölüm var. Hepsi COVID mi? Hayır. Ama COVID salgını nedeniyle işte kalp krizlerinden geç başvurmalar, akciğer kanserinin geç başvurmaları, evde oturmanın yarattığı pulmoner tromboemboliler, tüm hastanelerin pandemi hastanesi olması nedeniyle çekinerek gitmeme gibi sürecin hepsi bize Türkiye çapında bu dönemde 53 bin fazladan ölüme işaret ediyor. COVID'e baktığımız zaman resmi verilere dün 27.11.2020 tarihi itibariyle konuşursak Kasım ayında 2.939 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Bunun anlamı şu, 9 aylık pandemi sürecinde %22 kaybımızı Kasım ayında yaşadık ve daha Kasım bitmedi. Yani yaklaşık her 5 ölümden birini Kasım'da yaşadık. 9 aydır pandemi oluyorsa aslında her 9 ölümden biri bekleniyor. Anlamı şu, çok hızlandı ölüm trafiğimiz. Gerçekten de böyle. Haziran'da yaklaşık Haziran'la bugünü kıyasladığımız zaman ölüm artış hızımızda 6 kat bir hızlanma dinamiği var. Biz Eylül'ün içerisinde kusursuz fırtınanın geldiğini ve çok hızla kapanmamız gerektiğini söylemiştik. Bu 3 ayı toplarsak ölümler açısından yani Eylül'ü, Ekim'i ve Kasım'ı toplarsak 9 ayda yaşadığımız ölümlerin %52'sini bu 3 ayda yaşamışız. Yani biz o salgının ilk dönemlerinde kapanmayı, nasıl evden çıkmamayı önemsediğimiz bir yerden daha fazla sayıda kaybımız var ama bu oranda ne yazık ki önemsemiyoruz devlet olarak da. Ağır hasta sayımız dediğin gibi çok kritik. 1 Kasım'da ağır hasta sayısındaki artış 1 Kasım'da 24 Kasım arasında %113. Çok hızlı artıyoruz. Bunlar resmi veriler. Ben danışmanlığını da yaptım. 11 Büyükşehir Belediyesi ve 9 belediyenin verilerini analiz ettiğimiz zaman bu dönemde 24 Kasım'a kadar salgın döneminde 21.084 bulaşıcı hastalık ölümü görmüş durumdayız. Bunun anlamı şu, Türkiye'de açıklanan işte 13 bine yakın ölümün
en iyi ihtimalle iki katını pandemi nedeniyle kaybetmiş durumdayız ki Kasım ayı bulaşıcı hastalık ölümlerinde zirveyi buldu. 6.157 ölümle. Resmi açıklanan veri 2.259. Yani yaklaşık üçte birini ancak resmi olarak açıklanıyor. Bundan önceki en yüksek ayımız Nisan'dı. Ondan önceki ayda Ekim'di. Yani yine hızlanan bulaşıcı hastalık dinamiğini görüyoruz. Hele hele İstanbul'da çok kritik olarak. Evet, İstanbul önce Wuhan'dı, sonra başkent oldu. İBB'nin verileriyle yaptığımız bir çalışma var. Sahne de ortak yazmıştık bunu dergide. Onda söylediğimiz şey şuydu aslında. Her dönem hem Nisan ayında hem şu dönemde öyle. Salgının başkenti İstanbul oldu ama İstanbul'un başkenti de Avrupa yakası oldu. Çünkü daha çok işte Avcılar, Bağcılar, Bahçeli Evler, Esenyurt, Küçükçekmece gibi mavi yakalıların yoğun olduğu ilk yerlerde yaşayan insanlar, Anadolu yakasında da özellikle Kurtköy, Pendik, Samandıra, Ümraniye ve Tuzla gibi yaşayan yerlerde daha riskli olduklarını, bu işte HES uygulamalarıyla baktığımız zaman buraların daha fazla hasta sayısının olduğunu gördük. Ve aslına bakarsanız burada da hani kısa dönemde, Nisan'da kısa dönemde kapanmaların olduğu dönemler çalışmak zorunda olan insanlar çalıştılar. Ve bunlar daha çok mavi yakalılar çalıştılar. Beyaz yakalılar çalıştılar ama beyaz yakalılar evde çalışan kesimi oluşturdu. Ve riskli olan bölgelerdeki mavi yakalılar taşıma araçlarıyla bunu İstanbul'un her tarafında vaka sayısını artırarak gösterildi. Bu anlamda ben aslında şunu söylemek isterim. Eğer sosyal bir devlet politikasıyla bakmazsak herhalde bu salgının altından kalkamayacağız. Bu kısa dönemli kapanmalardan ziyade daha uzun dönemli kapanmalar yapmak lazım. Ayrıca bunu da toplumun tüm kesimini kapsayacak şekilde yapmak lazım. Yoksa bu salgınla çok baş etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. İstanbul'a bakarsan sen neler dersin? Onu da dinlemek isteriz. Aslında İstanbul'u birlikte verisini izlemeye çalışıyoruz gerçekten. Bugün artık bir takım şeyleri daha net görüyoruz. Mart'tan Kasım'a ifade edelim ki İstanbul'da 8.469 bulaşıcı hastalık ölümü var. Sadece COVID'e bağlı ölüm 8.469. Ve tam da dediğin gibi bu ölümler hangi ilçelerde daha fazla? Bağcılar, Bahçeli Evler, Esenyurt, Fatih, Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi. Yani o merkez üssü olan salgının asıl kritik dinamiğini oluşturan kesim. Yani mavi yakalılar çoğunlukla. Yani mavi yakalılar bu salgından daha fazla hastalandılar ve öldüler. Bu yüzden mavi yakalıları ücretli izinlerle koruyamazsak gerçekten asıl yıkımı orada yaşanıyor. Çok tartışılıyor bu bulaşıcı hastalık ölümün içerisinde COVID dışı ölümler de vardır. Hayır, İstanbul'un tüm ölümleri elimizde iyi kötü. Bakın toplam ölümlerin en fazla olduğu ilçesi Kadıköy. Çok beklenen bir şey, yaşlı nüfusun fazla olduğu bir yer. Ama bulaşıcı hastalık ölümleri Kadıköy'de bu kadar fazla değil. Çünkü Kadıköy sınıfsal olarak daha korunabilmiş, evden çalışabilmenin imkanlarının olduğu bir yer. Bu 65 yaş üstü için de geçerli. 65 yaş üstünde İstanbul'da yaşanan bulaşıcı hastalık ölümlerinin hemen hemen hepsi yine biraz önce saydığımız ilçelerde. Bağcılar, Bahçeli Evler, Fatih gibi. Ve önemli bir veriye ulaşıyoruz, biliyoruz. 65 yaş üstünde bulaşıcı hastalık ölümleri tüm bulaşıcı hastalık ölümlerinin %68'i. Yani yaşlılar ölüyor cümlesi COVID'den doğru değil. %32'si, yani 3 ölümden biri 65 yaştan daha genç olan insanlar, en azından İstanbul için. İstanbul açısından korkutucu bir nokta daha. 1 Kasım'da 92 günlük kaybımız vardı bulaşıcı hastalık ölümleri. 26'sına ulaştığımızda 203'e ulaştı. İki kattan daha fazla. Yani zaten yoğundu, zaten fazlaydı ama toplumsal bulaşıcılığı azaltamadığımız için, toplumsal hareketliliği kısıtlayamadığımız için ay sonuna geldiğimiz an bulaşıcı hastalık bağlı ölümler İstanbul'da gerçekten çok yükseldi. Bu yüzden önümüzdeki döneme baktığımız zaman daha fazla geç olmadan, zaten geç oldu, daha fazla geç olmadan ücretli izinlerle, kamu özel sektöründeki herkese ücretli izinler vererek, esnafa kira destekleri sunarak,
günlük çalışan, sokakta gündelik hayatını geçindirmeye çalışan insanlara yurttaşlık gelir hakkı tanımlayarak en az 14 günlük, ideali 28 günlük bir kapanmaya gitmemiz lazım. Yoksa çok yakın bir zamanda 100 bini aşacak bir PCR pozitifliğimiz ve hani dilimin varmak istemediği rakamlarda ölümlerle karşı karşıya kalacağız. Bunu istemiyoruz. Şimdi kapanma derken başka bir konuyu da söyleyeyim. Geçenlerde adli tıptan bir hekim arkadaşımla konuştum. Şu dönemde kadına yönelik şiddetin çok arttığı bir dönem. Aslında bu kapanma dediğimiz zaman hem evde kapalı kalmanın hem hani şiddeti arttırdığına ilişkin çok fazla çalışmalar var. Bu anlamda kadın sığınma evleri, kadın dayanışma dernekleri, belediyeler, bakanlık bu konuda da başka bir gözle İstanbul'a bakmalı. Tabii en önemlilerinden bir tanesi de eğitim hakkı. Eğitim eşitsizliğinin de bu dönem çok arttığını görüyoruz. Buraya da birazcık daha sosyal politika, sosyal devlet bakış açısıyla bakmanın gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ek söylemek istediğin bir şey olursa onu da alalım, sonra kapatalım diye düşünüyorum. Ben de teşekkür ederim. Son vurguların çok değerli. Örneğin bugün itibariyle Türkiye'de ücretsiz internet bir eğitim hakkı oldu. Özellikle yoksul gruplar için. Benzer bir şekilde kadınlar gibi LGBTİ bireyler için partner şiddeti çok ciddi bir sorun. Bu yüzden LGBTİ bireylere de ulaşabilecekleri, sığınabilecekleri, hem hastalıktan hem şiddetten korunabilecekleri bir hayatı tasavvur etmemiz lazım. Teşekkür ederim. Kadın haklarını konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Toraks Derneği'ne de bizi böyle bir röportaj hazırladığı için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağolunuz.